Ege TV ekranlarından yeni bir Kim Kazanır programından hepinize mutlu günler sevgili spor severler. Bu haftada Kim Kazanır programında çok zevkli, çok keyifli bir program olacak. Çok değerli konuklarımız var. Önce konuklarımıza ve değerli Güray Hocama merhaba demek istiyorum. Konuklarımız 44 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Giresun sporlu Sergen Pıcıncıoğlu ve geçen sezonun bir bölümünde Van Spor'da forma giymiş. Yine Sergen gibi Nazilli Belediyespor'da forma giymiş. Çok tecrübeli, çok takdir ettiğim, beğendiğim bir futbolcu kardeşimiz de Sedat Cengiz. Bugünkü konuklarımız ve her zaman olduğu gibi değerli yorumlarıyla katkı sağlayan Güray Gürsoy Hocam da bugünkü programımızda bana eşlik edecekler. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için Sedat ve Sergen çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Nasılsınız Sedat? Önce senden başlayalım. İyiyim hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sergen sen nasılsın? İyiyim hocam, ben de teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Güray Hocam sizde ne var ne yok? Merhaba, iyiyim. Suat Bey, Bursa'dan yağmurlu bir günden hepinize iyi günler. Konuklarımıza da teşekkürler davetimizi kabul ettikleri için. İyi yayınlar. Sağ olasın. Evet, dediğim gibi çok keyifli bir sohbet olacağını umut ediyorum. Sorularımız olacak. Gündemimiz evet. Futbol tabii ki. Geçmişi de yad edeceğiz, sezonu yad edeceğiz. Ve bu akşamki müthiş maçı öncesi. O maçı yorumlayacağız. Avrupa Şampiyonası yorumlayacağız. İsterseniz Güray Hocam oradan başlayalım. Tabii Avrupa tabii. Şampiyonası'ndan başlayalım. Ben Sedat'la başlayayım. Siz de Sergen Hocam'a, Sergen'e sorarsınız. Evet tamam. Sedat, şu anda neler yapıyorsun? Önce onu sorayım. Nasıl gidiyor günlerin? Abi şu anda günlerim tatil modunda geçiyor daha çok. Sezonun yorgunluğunu atıyoruz. Evdeyim. Daha çok yayla havası. Kendi bahçemiz var. Orada zaman geçiriyorum. Olabildiğince kendimizi dinlendirerek. Hangi ildesiniz? Siz de Bursa'dasınız. Evet. Güzel. Maçları takip ediyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nı. Evet abi, evet. Maçları takip ediyoruz şu anda. Olabildiğince stresten uzak kafamızı dinlendirerek yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Evet. O zaman Avrupa Şampiyonası'ndan başlayalım. Sonra şahsi sizlerle ilgili sorularımız hem Güray Hocam'ın hem benim de olacaktır. Ben hemen ilk soruyu sorayım. Avrupa Şampiyonası'nı nasıl değerlendiriyorsun? Milli takımımız ilk maçta normal bir sonuç aldı. Bu akşam da Galler ile çok kritik bir maç yapacak. Kısaca bir Avrupa Şampiyonası milli takımı değerlendirir misin Sedat? Yani milli takımımız bence yakaladığı yeni jenerasyonlardan birinde şu an takım olarak. Ben inanıyorum ki ilk maç ne kadar kötü bir görüntü olsa da bu akşamki maçta çok iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Milli takımımızın jenerasyona gerçekten çok güveniyorum. Çünkü Avrupa'da futbol oynayan oyuncu sayımız çok yüksek. İnanıyorum ki bu jenerasyonun bize güzel günler, başarılı günler, gururlandıracağı günler yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet, bu akşamki maç kazanır mıyız? Ben kazanacağımıza inanıyorum. Kazanırsak da son maçta inşallah en azından bir galibiyet alıp bu gruptan çıkacağız. Hocam size bırakıyorum sözü. Evet. Ben de o zaman Sergen'e sorayım. Yani bildiğim kadarıyla Giresun Spor'la sözleşmeni uzattın değil mi Sergen? Evet, evet. Diyeyim. Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim. Oradan aynı şekilde milli takımla ilgili, bu akşamki maçla ilgili, genel bir Avrupa Şampiyonası ile ilgili bir genel bir değerlendirmeyle kısaca oradan girelim. Evet hocam. Avrupa Şampiyonası çok keyifli geçiyor gerçekten. İyi takımlar var, Almanya, Fransa, evet. İspanya bunlar gibi. Bizim milli takımımıza gelince kötü başladık. Rakip çok iyiydi gerçekten. Bizim takımımız da iyi. Genç, birazcık sabır lazım ama. Sabretmek lazım. Çünkü bu oyuncular ilk defa aynı beraber. İlk defa bir Avrupa Şampiyonası oynuyor. Tabii. Yani onun heyecanı, onun stresi var. Yani bu şampiyonaya bir şey diyemem. Hani başarı anlamında.
Evet. Bundan sonraki şampiyonlarda bence başarılı olacaklarını düşünüyorum yani. Çünkü ilk defa hani beraber oldukları için, bir şampiyona geçirdikleri için. Evet. Ona bir şey diyemem ama bugünkü maçta da yeneceğimizi tahmin ediyorum. Yani evet. zor geçebilir ama yeneceğimizi tahmin ediyorum. Evet, Suat Bey, buyurun. Evet, milli takımımız inşallah bugün zor da olsa bugünkü maçı alarak bizleri en azından bugün biraz sevindirsin, onu istiyoruz. Ama genelde Sedat, maçların izlediğin kadarıyla favorisi şimdiden bir şey söyleyebilir misin? Yani dün akşam Fransa zor da olsa, evet, Almanya'yı yendi. Portekiz son dakikalarda 3-0 galip geldi. Ama çok dikkatimi çeken bir takım var, bilmiyorum. Hollanda yeni, aynı bizim milli takım gibi yeni jenerasyonla çıktı ve çok ben farklı gördüm. Sence bu favori takımlar, bu saydığım takımlar arasında veya senin izlediğin takımlar arasında bir favori seçebilir miyiz? Yani favori seçmek zor abi. Çünkü Almanya olsun, İspanya olsun, İtalya olsun jenerasyonlarını değiştirdiler. Yeni oyuncular kattılar ve genç oyuncular kattılar. Yani zaten bu saydığımız ülkelerin turnuvalarda ne kadar başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben favori olarak yani bir takım adı söyleyemiyorum, bir ülke söyleyemiyorum. Çünkü sürpriz de çıkabilir gibime geliyor. Özellikle mesela, evet, Portekiz takımı hem böyle yeni oyuncuları var hem de tecrübeli ve Ronaldo faktörünün ben gene de bu turnuvaya damga vuracağına inanıyorum. Dün de işte iki tane attı. Turnuvanın en çok gol atan oyuncusu ve 5 turnuva üst üste oynayan oyuncu, gene rekor kırdı. Ben hani benim gönlüm tabii ki milli takımımız turnuvayı kazansın. Ama benim gönlüm biraz da Ronaldo'dan yana, Portekiz'in bu turnuvada bir sürpriz yapacağını düşünüyorum ben. Evet. Peki Sergen, onu sorayım dedim. Sergen, sen ne diyorsun bu konuda? Favorim var mı? Benim favorim var. Favorim iki takım, Fransa ve İtalya. Gerçekten ikisi de iyi futbol oynuyor. Hem fiziksel hem mental anlamda çok güçlüler. Benim favorim bunlar yani. Evet. Gürey hocam. Evet, o zaman artık kendi gündemimize dönelim yani, hani oyuncularımızla ilgili ve hedefleriyle ilgili. Sedat'ta ben şunu sorayım o zaman. Bu sezon ilk kez bir üst ligde oynadın. Aslında yani o potansiyelin hayli vardı. Yani çok özel yetenekli bir oyuncusun. Ve kariyerin bence en iyi sezonunu geçirdin. Yani 21 gol atarak güzel bir sezon geçirdin. Yani sonu iyi bitmese de, yani onu da sonra konuşuruz. Yani genel olarak bu nasıl bir sezon geçirdin? Bir de kendi tercihin miydi? Yani niye üst liglerde oynamayı şimdiye kadar düşünmedin diye sorayım Sedat'cığım. Öncelikle sezondan başlayayım abi. Evet, evet, sezon pandemiden çıkmıştık biliyorsun. Birçok takımın toparlanması, kongre süreçleri, birçok transferler geç oldu. Sonrasında OneSpor'da böyle bir sıkıntıdan çıktı ve çok geç toparlandık. Kampa gittiğimizde yanlış hatırlamıyorsam 12 kişiydik. Daha sonrasında lig süresi kısaldıkça yeni arkadaşlarımız katılmaya başladı. Ve bir süreç geçirdik. İlk sezona başladığımız Serkan Afacan hocamız vardı. O da hayalleri olan, kendine inanan, yani kendini daha iyi yerlerde görmek isteyen, bazı sistemler sistem üzerinde çalışmak istedi takımda. Ama onun istediği dönem biz çok hazır değildik. Kamp süreci çok kısaydı ve pandemiden çıkmıştık. Yani oyuncu olarak o fizik kapasitesinde değildik. Sezona iyi başlayamadık. Sonrasında bir hoca değişikliği oldu. Serhat Gürpınar hocamız geldi. Ve sonrasında takım çıkışa geçti. O sırada biz de tam böyle form tutma dönemindeydik. Yani kendi açımdan konuşursak bir geçiş dönemi yaşadım ben de. Daha sonrasında kendi gücüme, kendi kapasiteme geldiğimde zaten sezonun ilk yarısında yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki maçta gol atamadım. Toparladıktan sonra. İlk yarı benim için çok iyi geçti. Takım çok iyiydi. 12 gol, 7 asist. Evet. Evet. İlk yarı çok iyi geçti ve çok verimli geçti bizim için. Yani Eyüp'le kafa kafaya yarışan gruptaki tek takım bizdi. Maalesef şimdi sizler de daha iyi biliyorsunuz. Ülke şartlarında birçok takımımızın maddi anlamda sıkıntıları var. Biz de OneSpor'da bunları çok fazla yaşadık. Yani yeri geldi parasız, yeri geldi malzeme sorunu yaşadık, yeri geldi kaldığımız ortam çok kötüydü. Ona rağmen takım olarak ilk yarı en iyi şekilde bitirdik.
Ocak ayından sonra beklediğimiz yani birçok takım arkadaşıma transfer teklifi geldi. Evet, sana da çok geldi. Oyuncu. Evet, bana da çok geldi ama ben kulübümle görüştüğümde kesinlikle bırakmak istemediklerini ve bu işin yani bu ligin sonunda yüzümüzün güleceğini ve senin de olmanı istiyoruz. Ben de saygı duydum tabii ki. Zaten tek başıma karar verebilecek bir durumda değildim. Devam kararı aldık ama bizim de biraz şöyle bir sıkıntımız oldu. Biz çok fazla transfer yaptık. Gelen arkadaşlarımız Van Spor'a uyum sağlayamadı. Şöyle sağlayamadı yani saha içinden ziyade dış etkenlere çok fazla psikolojilerini hazırlayamadılar. Çünkü ilk yarıdaki takım yaşadığımız sıkıntıları artık benimsemiştik, kabullenmiştik ve onları çok fazla sahaya yansıtmıyorduk. Ama devre arası çok fazla oyuncu geldiği için bu arkadaşlarımız bu psikolojiye ayak uyduramadıkları için ister istemez takımda bir uyum sorunu oldu. Bu da bizi sonuç olarak kötü etkiledi. Son haftalarda çok kötü bir hani kötü demeyeyim ama istediğimiz sonuçları düşüşteydi. Alamadık. Performans olarak da düşüşteydik yani. Evet, anladım. Buyurun Suat Bey, Sergen'e soralım. Evet, Sergen, gerçekten Nazilli Belediyespor'dan bir üst ligi hatta iki üst ligi atladın. Yani çok kısıtlı bir kadroyla, maddi sıkıntılarla zaman zaman boğuşan Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig gözlemini senin de katkılarında 24 maç, 3 asist, yanlış söylüyorsam düzelt lütfen. 24 maç, 3 gol, 1 asistle sezonu tamamladın. Ve müthiş bir başarı elde edildi. Bir ara gitti geldi. 12 maç üst üste galibiyet, sonra 3 maç üst üste sıfır çekildi. Camia karamsarlığa düştü. Giresun'u çok yakından takip ettim bu sezon. Ve sonunda özlenen şampiyonluk geldi. Biraz da senden bu şampiyonluğun öyküsünü özetleyebilir misin? Senden dinleyelim. Evet hocam. Gerçekten zor bir sezon oldu. Baktığın zaman grupta çok iyi takımlar vardı. Adana Demir, Altay, Keçiören, İstanbul. Yani bunların arasından sıyrılmak gerçekten hani düşük bir bütçeyle sıyrılmak gerçekten zordu. Sezon başı takımda bir iki tane oyuncu vardı. Herkesin sözleşmesi bitmişti. Baştan aşağı bir takım kurmak gerekiyordu. İşte başkanımız Hakan Karahmet o da yeni geldi bu lige. Hocamız da bu lige yeni geldi. Sıfırdan bir takım kuruldu. Sezon başı gerçekten hani konuşulmalar. Ligde kalalım. Playoff'u kovalarsak hani önünüzü kesmeyiz. Yani bunu da bütün Türkiye biliyor. Böyleydi yani. Sonrasında hocam işte güzel bir kamp dönemi geçirdik. Yabancılarımız iyiydi. Türk futbolcularımız da iyiydi. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Ondan sonra lige başladık. Birazcık kötü başladık. Normaldi yani Giresunspor için. Sonrasında bayağı bir toparladık. 12'de 12 yaptık. Ondan sonra bir düşüşümüz oldu. 3'te 0 çektik. Puanlar eşitlendi. Sonra açıkçası biz de hani psikolojik olarak birazcık dedik hani gidecek mi? Sonrasında orayı çok iyi yönettik. Futbolcu, başkan olsun, hoca olsun. O evreyi çok iyi yönettik. Sonrasında hocam çok şükür şampiyon olduk. 44 yıl yani kimsenin beklemediği bir şeyi başardık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz yani. Evet. İnşallah bu başarının Süper Lig'de de devam etmesini arzu ediyoruz. Seni de tanıştık ve bundan sonra seninle daha böyle yakın bir şekilde maçlarını takip edeceğiz değil mi Güray Hocam? Tabii ki. Zaten ya biz bütün futbolcularımızı takip ediyoruz. Yani Nazilli bu anlamda yani Nazilli'den bir şekilde yolu geçen, kesişen ve yukarılara giden çok oyuncularımız var. Hepsini gururla takip ediyoruz. Aynı şekilde buradan aynı takımda görev yaptığımız Mehmet Taş ve Caner Hüseyin Bağ'a da sevgilerimizi gönderelim. Onlarla da gurur duyuyoruz. Evet, şey Sergen'i onu soracağım. Yani aslında sen alt liglerden üst liglere giden oyuncular için çok iyi bir örneksin. Yani güzel bir örneksin. Bu süreç nasıl oldu? Yani sanıyorum bir güzel bir iyi bir menajer abim var galiba. Orhan Kırkpınar galiba değil mi? Evet yani, evet hocam sağ olsun. Yani o süreci bir kısaca anlatabilir misin abi? Şimdi hocam süreç nasıl geçti? Biz şimdi hani üçüncülükte oynadığım için hangi takıma söylediysek herkes geri çevirdi. Olmaz. Üçüncülükteki futbolcu burada oynayamaz, yapamaz, edemez diye. Evet. Menajerim işte kulüple görüştü. Hani dedi böyle böyle iyi bir futbolcu var dedi. Düşünür müsünüz? Yani bir hafta uğraştık açıkçası. Hani kulübe kazanılmam için. Sonrasında davet ettiler tamam dediler. Hani
gelsin bakalım, sözleşmeyi imzalayalım, durumuna göre bakalım. Ondan sonra hocam lig başladı, ilk haftalarda oynayamadım, sonradan hocam bana şansı verdi, sonradan çok iyi bir çıkış yakaladım. Yani çok şükür buralara geldim yani. Alt ligde nice futbolcu var. Çok var, evet. Ama onlara güvenmek lazım yani. Tabii. Yani güvenilmeden olmaz hocam, siz de biliyorsunuz yani. Abi şans. Yani futbolcu şans. oynaya ön plana çıkar. Şimdi ben oynamasaydım nasıl ön plana çıkacaktım? Yani çok şükür bu şansı bana yarattılar. Ben de elimden gelen neyse onu yapmaya çalıştım en iyisini. Tabii. Suat Bey buyurun. Sedat, şimdi bir görüntü var. Arkadaşlarımız hazırlıyor ama o görüntüye geçmeden bir soru sormak istiyorum. Bu 10 numara gittiğin her takımda ön şartın mıdır? 10 numarayı giymeyi çok mu seviyorsun? O dikkatimi çekti. Önce onu öğrenmek istiyorum. 10 numara uğurun mudur senin, Sedat? Evet hocam. 10 numara benim uğurlu rakamım. Bir de idol aldığım futbolcudan dolayı yani çok sevdiğim, her yönünü beğendiğim. Şu anda da işte Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın yani ne kadar kaliteli bir hoca olduğunu da bu sene kanıtladı. Oyuncu olduğunu zaten sizler benden daha iyi bilirsiniz. Evet. Bir de 10 numara gerçekten benim için çok özel bir numara. Yani çocukluğumdan beri benimsediğim, uğurlu olarak gördüğüm bir rakam. O yüzden de her gittiğim takımda 10 numarayı giyiyorum. Evet. Şimdi ben yani dilimizin döndüğünce işte Süper Lig'de de sağ olsun Ümit Ak'tan da birlikteyken de çok derbi maç anlattım. Onun sayesinde dilimizin döndüğünce ama unutamadığım bir maç var. O da senin maçın. Yani top ayağına o kadar yakışıyor ki. Yani abartısız söylüyorum. Yani sanki mıknatıs gibi topu götürdün. Ben de kendimi kaptırdım. Hazırsa o anı bir izlemek istiyoruz. O görüntüyü bir izleyelim öncelikle hep birlikte. Burak'ın önüne topu bıraktı. Burak sevdiği toplardan bir tanesi. Burak sağ kanattan geliyor. Burak'ın pası Sedat. İyi vurur orada toplara. Sedat. Gol attı Sedat. 3-0. Sedat mükemmel bir futbolcu. Gerçekten taraflı tarafsız. Burak'ın önüne topu bıraktı. Burak sevdiği toplardan bir tanesi. Burak sağ kanattan geliyor. Burak'ın pası Sedat. İyi vurur orada toplara. Sedat. Gol attı Sedat. 3-0. Sedat mükemmel bir futbolcu. Gerçekten taraflı tarafsız. Teşekkür ederim abi. Yani gerçekten... Bu takımın da bende yeri çok ayrı. Yani bana kattığı çok şey var. Özellikle Nazilli Spor'un ve şu takım arkadaşlarımın bana kattığı çok şey var yani. Evet. Aynı şekilde. Oraya gelecektik. Zaten o sorularımız da vardı. Geleceğiz. Yeri gelmişken gelelim o zaman. Gerçekten çok unutamadığım bir anı oldu. Yani kendimi kaptırmışım. O günkü maçta öyle bir futbolda oynadın ki beni büyüledi. Bu da doğal yani bu benim doğal olarak anlattığım bir şey. Seninle daha önce hiç böyle şeyimiz de olmadı ama sanki o gün ben bayıldım şeye ve uzun süre bu maç konuşuldu. Yani bu anlatımım konuşuldu benim. Unutamadım onlardan bir tanesinde sayende bir yere yazılmış oldu Sedat. Evet, gerçekten Nazilli Spor. Evet. Yani o Nazilli Spor'a dönelim. Oradaki yani madem açıldı orada nasıldı? Orada da güzel günlerin, güzel anıların oldu. Tekrar geriye dönüş olabilir mi? Güray Hocam ben sormuş oldum ama tabii, siz devam edersiniz. Tabii taraftarlarımızdan bu konuda çok istek geliyor. Tabii Sedat gibi değerli bir oyuncuyu tabii ki isteriz. Şartları tabii oluşur mu oluşmaz. Yalnız tabii burada bir ufak bir açıklama yapalım. Yani biz Sedat'la çok önceden sözleştik. Yani sezon içerisinde hep konuşuyorduk. Sağ olsun fırsat olduğu sürece bizim programımızı takip ediyordu. Sağ olsun bize destek veriyordu. Evet. Yani bu programı özel yani Sedat'a yani Nazilli Spor'u döndürmek için falan yönetime baskı yapmak için yapmıyoruz. Yani o yanlış anlaşılmasın. Çünkü bazen yanlış anlaşılıyor.
Evet. Yani tabii şartlar oluşursa var mı öyle bir teklif abi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani hocam ben Nazilli'den ayrıldığım günden itibaren yönetimle olsun, kulüp çalışanlarıyla olsun, orada oynayan şu an oyuncularım olsun. Yani haftanın 3-4 günü yani keza her maç sonu, maç öncesi hep devamlı diyalog halindeyiz yani. Tabii. Ne zaman Nazilli oradan kopmadı. İşte keza Sergen'le de aynı şekilde öyleyiz. O da muhtemelen benim gibidir. Evet, orası çünkü orası. Benim yani benim için Nazilli Spor'un yeri ayrı. Yani benim bazı basamakları, bazı algıları kırmam için bana tabii çok yardımcı oldular. Yönetim anlamında olsun özellikle bana çok güvendiler. Takım arkadaşlarım keza inanılmaz derecede beni sahanın içinde çok desteklediler. Ondan sonra ve sonunda başarılı bir sezon geçirdim. Belki takım olarak yani istediğimiz noktada bitiremedik. Evet, istediğimiz bir noktada bitirdik. Evet ama şu anda Güre Hocam senin de dediğin gibi yani şartlar oluşursa neden olmasın, Nazilli Spor benim için her zaman farklı bir yeri var. Yani tabii oranın formasını, yemek armasını taşımış benim için bir gururdur. Ama dediğim gibi buna tek başıma karar verecek olan kişiler değilim. Bir yönetim var, bir evet hoca var. Onların da tabii ki kararına göre şartlar oluştuktan sonra seve seve o formayı gururla taşırım yani. Ne güzel. Sen de Nazilli'de çok değer gören, sevilen, sayılan bir kardeşimizsin. Yani hiç unutmadım. Evet, senin de Nazilli ve Nazilli Spor camiası ile ilgili düşüncelerini alalım. Hocam ben de Sedat'a katılıyorum. Nazilli benim için de yeri her zaman farklıdır. Çünkü ben buraya gelirken Giresun'a Nazilli'den geldim. Evet, evet. Gönül isterdi ki para kazandırarak geleyim ama olmadı. Şartlar oluşmadı. Tabii. Tabii. Nasip ama gerçekten Nazilli'yi çok seviyorum. Nazilli taraftarını, yönetimini, sizleri, futbolcu kardeşlerimi. Tamam. Yani çok bir sürü anım var. Gerçekten hiçbirini unutamam. İnşallah. Orada bir parantez açayım. Biz de mesela şeyi unutmuyoruz. Darıca maçında sol kaşın yarılmıştı. 14 kişi satılmıştı. Yani hala hafızamızda tüylerin diken diken oldu şu anda. Onu ben de unutamıyorum hocam. Gerçekten evet, çok kötüydü. Evet. Ama olsun, futbolda olan şeyler. Olan evet, geçmiş olsun. Yani teşekkür. Bunlar sağ ol hocam. Yani asla Nazilli'yi unutamam. İleride de hani hizmet vermek için her zaman hazırım yani. Nazilli benim kendi şehrim gibi. Ne güzel, ne güzel. Sağ olun. Suat Bey buyurun. Var mı sorunuz? Benim daha var sorum ama buyurun siz. Suat Bey siz. Evet ben Sedat'a yine bir sorum olacak. Hem gol atıp hem asist yapmak her futbolcunun kabiliyetinde olan bir şey değil. Bu konuda Sedat sen hem gol atıp hem asist yapmakta ender futbolcunu bilsin. Birisisin. OneSpor'da da bunun bir örneği var. Yani 19 gole katkı yapıp 12 gol atmış. Yok. Eğer yanlışsa düzeltmek var. Bununla ilgili özel bir şey. 21 golü ve 13 yok tane asisti var. OneSpor'un 59 golü var. Yarısından fazlasının payı var Sedat'ın. Maşallah. Müthiş evet, müthiş bir başarı bu. Ya yani Sedat bununla ilgili yani özel bir çalışma yapıyor musun? Yoksa o ideolindeki Sergen hep gözünün önünde mi canlanıyor? Yani hocam şöyle söyleyeyim. Ben daha öncesinde şu anki oynadığım mevkide, gerçi bu sene de kendi mevkimde oynamadım. Ama ön libero sisteminde daha çok 8 numara olarak hocalarım kullanıyordu. Yani o zaman aslında asist yapma özelliğim o zamanlar da çok fazla vardı. Gol atıyordum. Yani çünkü alt liglerde futbol gerçekten zor. Yani evet, teknik kapasitesi evet, yüksek oyuncular için zor. Bunu birçok hocamız da, birçok spor insanı da biliyor. Futbolcu arkadaşlarım da biliyor. Çünkü yani belli takımların hedefi oluyor. Belli takımların farklı hedefi oluyor. Ve oynadığınız zeminler olsun, statlar olsun, ambiyanslar olsun, bunlar oynanan futbolu çok etkiliyor. Yani işte siz de biliyorsunuz, birçok maçımızı kendiniz de anlattınız. Mesela rakipler genelde yani futbol en az bir yarım saat, 40 dakika evet, uyuyor sahanın. Yani evet, öyle bir evet, zor oluyor. Daha sonrasında hocam ben baktım ki yani asist yapmak bir şey kazandırmıyor. Oynadığınız futbol bir yerden sonra sınırlı kalıyor. İnsanlar istatistiklere daha fazla önem veriyor. Ben de kendi mevkimde oynamak istedim. Yanlış hatırlamıyorsam zaten kendi mevkime geçtiğim günden beri hiç yani çift hanelere inmedim. Yani düşürmedim. Her sezon 12 gol olsun, 15 gol olsun, 13 olsun. Hep yakaladım. Bir yerde bunun 20'yi işte daha fazlasını yakalayacağına inanıyordum. Hep buna göre kendimi hazırlıyordum.
şükür bu sene de OneSpor'da nasip oldu. Ben daha fazlasını yapabileceğime inanıyordum ama sezon içinde yaşadığımız psikolojik sorunlar, yaşadığımız sıkıntılar gerçekten etkiliyor ve bir yerden sonra oyuncu olarak duruyorsunuz. Çünkü kafanızda ister istemez takıyorsunuz. Bu da etkiledi. Gol atma konusu, gerçekten gol atmak dünyanın en güzel şeyi diyebilirim yani. Gol attıktan evet. sonraki o duygu hiçbir şeyde yok, anlatılmaz. Hele ki bir de galibiyet golünü atmak anlatılmaz bir şey yani. Evet. O yüzden de hani bu duyguyu yaşadıkça insan daha fazla kendini motive ediyor ve daha fazlasını istiyor. Ben de kendimi böyle motive edip daha fazlasını istiyorum. Evet, benim Sedat'a sorularım var ama Sergen'e şunu sorayım. Yani modern futbola çok yatkın bir stopersin. Yani çok iyi özelliklerin var. Yani mesela özellikle şimdi günümüz futbolunda biliyorsun artık abicim, defans öne çıkıyor. Hızlı, çabuk stoperler gerekiyor. Yani 30-40 metre mesafede oynandığı için oyunlar evet. Bir de tabii ayağı düzgün, pas oyununa geriden oyun kurmaya yatkınlık da gerekiyor. Yani senin bu özelliklerin de var. Sen kendin hala da benim geliştirmem gereken şu eksiğim var, bu eksiğim var diyor musun? Mesela hava topların gayet iyi, atletik fiziğin var, fiziğin gayet iyi, yerden havada maşallahın var, topla çıkabiliyorsun, golcü stopersin, 3 tane kapı golün var. Bizde de mesela yanlış hatırlamıyorsam 2 sezonda 7 tane golüm var. Evet. İlk geldiğinde 6 tane atmıştın. Evet hocam. Geçen sezon 1'di. Yani kendini nasıl tabi, gelişime de açıksın. Mesela ben şunu da dikkatimi çekti. Gerçi o üçüncülükle birincilik arasında fark olabilir. Bizde mesela iki üç toplam 3 kırmızı kart görmüştüm. Sarı kart sayın da fazlaydı. Ama o sene birazcık şanssızlığım vardı hocam. Bayağı kırmızı gördüm yani. Evet. Ama burada toplam 5 sarı kartım var birincilikte. Evet. Ya yani orada da kendini geliştirmişsin mesela. Yani giderek üstüne koyuyorsun. Yani ben ya maşallah, nazar değmesin, şuraya şey yapayım. Yani çok iyi gidiyorsun. Yani önün çok teşekkür açık. Teşekkür ederim. Yani hedeflerini de soracağız zaten de daha sonra. Hı hı. Yani şu an eksik gördüğün kendinde stoper özellikleri olarak neler var mesela? Veya bunu düşündün mü hiç? Hocam onu düşündüm. Şu anda eksik gördüğüm yanım sizin dediğiniz gibi hani çabukluk, hava topu, hani yerden, havadan. Çok şükür onlarda bir sıkıntı yok. Sadece biraz daha oyun anlamında biraz daha tecrübe olduğu tabii. zaman... Hani daha iyi olacağını düşünüyorum hocam. Tabii pozisyon almada evet, ilk başlarda öyle. Biraz onlar mesela da... biraz bocalama gösterdin tabii. Ama haliyle tabii birincilikte o heyecan yani, da var tabii değil mi yani? Aynen, yenilik, yeni işte tabii. arkadaşlar, yeni mecburen ister istemez oluyor. Yani oraya girdiğin zaman o işin içine onlara ayak uyduruyorsun yani, anladın mı hocam? Kim olursa tabii. olsun bu, ben o X biri de olabilir hani. Mecburen ayak uyduruyorsun yani o lige. Tabii. Ya şansı çok iyi değerlendirdin. Yani evet. belki kadro planlamasını yapanlar seni alternatif stoper olarak değerlendiriyordu. Yani Sadi'yle evet. sanıyorum Diarra'yı düşünüyorlardı. Evet. Ama sen evet. Sadi'nin sakatlığıyla aldığın formayı çok iyi değerlendirdin. Bir daha formayı vermedin Sadi'ye. Sadi aslında birinci ligin kalburüstü stoperidir ki zaten şimdi Manisa FK'ya transfer oldu galiba hatırladığım kadarıyla. Evet hocam. Yani gelişime çok açıksın. O zaman hedeflerini de soralım. Yani hedefin ileride veya kısa zamanda, kısa, orta, uzun vade hedefin. Hocam öncelikle hedefim Giresunspor'da başarılı olmak. Tekrardan hani oynamak. Tabii. Süper Lig'de oynamak. Sonra olursa 3 büyükler. Tabii. Yani bu lig, ilk hedefim, ana hedefim bu ligde kalıcı olmak, Süper Lig'de. Çünkü bu ligi daha önce görmedim, ilk defa oynayacağım. Bu ligde kalıcı olup ondan sonra milli takım, olursa Avrupa. Tabii. Neden olmasın? Yani uzun vadede hedefleri tabii. bunlar hocam. Tabii. Yani mesela bizim Yusuf Abdioğlu vardı Hatayspor'da. O da bizim evet. Nazlıspor'dan gitti. O da bir Süper Lig'e çıktığında, hatta onu da herhalde belki düşünmüşlerdir, oynayabilir mi oynayamaz mı? Çünkü yabancı stoperler de alınmıştı. Ama hocam ben hala oynadı. Sizde de yeni bir stoper almışlar. Brezilyalı stoper almışlar. Onu da kesersin. Ben ona inanıyorum. Sana güveniyorum. Yani. İnşallah hocam. Mecburen alacaklar. Sonuçta Süper Lig orası. Hani alternatifler olması lazım. Doğru. Rekabet olacak ki başarılı olacak. Tabii. İnşallah hepimizin hakkında hayırlısı olur yani Giresunspor. İnşallah. Fatih var mı bu Sedat'a veya? Şimdi Sedat'a soracağım ama paralelinde bir soru. Önce Sergen'e sorup ardından Sedat'a geçeceğim. Tamam. Şöyle ki
Giresunspor'un yani bir açıklamanda okudum, oradan bir dipnot aldım. Giresunspor'un başarısında en büyük pay futbolcu kadrosu, teknik heyet kadrosunun parayı ikinci plana atması diyebilir miyiz? Yani takım ruhu paradan öne geçti diyebilir miyiz? Bunu bize bir açabilir misin? Yani çok sıkıntılar yaşadınız ama hiç parayı öne atmadınız. Hocam aynen öyle. Sezon başı dediğim gibi yeni bir takım kuruldu. Yani bu oyuncuların hepsi başarıya açtı. Yabancılar olsun, Türk futbolcular olsun. Hepsi başarıya açtı. Hiçbir zaman dediğim gibi parayı ön plana koymadık. Çünkü şimdi ben bu ligden, üçüncü ligden gelmişim PTT ligine. Benim bir şeyleri kanıtlamam için asla ve asla parayı düşünerek buraya gelmedim. Evet. Yani ben bütün takım arkadaşlarım öyleydi yani. Herkes başarı istiyordu. Yani şehir zaten başarıya aç. 44 yıllık bir özlem var. Başarı gelince asla kimse parayı artık düşünmedi. Ha, sıkıntılar yaşadık ama mağdur olmadık. Yani başkanımız hiçbir zaman bizi mağdur etmedi. Gereken neyse yaptı zaten. Ama dediğim gibi hiçbir zaman parayı düşünmedik. Sadece futbolumuza odaklandık. Yani bu takımı nasıl şampiyon yaparız? Bu takımı nasıl başarılı yaparız? Onu düşündük. Çok şükür başarılı olduk. Yani taraftarlar yani o kadar, herkes o kadar şehirde mutlu oldu ki bunu anlatamam yani hocam. Yani sonuçta en zirveye çıkıyorsun Süper Lig'e. Sıra dışı yani, şampiyonluk oldu. Evet. Aynen. Bunu bizler yaptığımız için, bizim futbolcu grubumuz yaptığı için çok mutluyuz, çok gururluyuz yani hocam. Büyük gurur. Asla hani parayı düşünmedik yani, sadece futbol. Ya bu para konusunda herhalde en şanssız oyuncu Sedat sensin yani. Gittiğin kulüplere de çok böyle para sıkıntısı yaşıyorsun. ona güldüm ya. Sen anlatırken ona güldüm. İşte paralel dedim ya, sorum oradan gelecek. Yani yine yaşadığım bir sıkıntı var. Yani paraya ihtiyacınız var. Topçular para bekliyor. Senin bir Cengiz Günaydın Başkan'la yaşadığın bir sıkıntı var. Odasına giriyorsun. Evet. Bilgisayarı önünde sana gel bir çay söyle diyor. Gerisini sen anlat. Cengiz Başkan'la bizim diyalogumuz, yani Karagümrük'ten transfer olduğumda o beni transfer etti. Yani o zamanki kulübün mevcut başkanı Cengiz Günaydın'dı. Daha sonrasında bir yönetim değişikliği oldu. Cengiz Günaydın bıraktı. Biz de çok fazla para sıkıntısı çektik abi. Yani o zaman bir de genç oyuncuyuz, İstanbul'dayız. Yani cebimizde para yok. Sonuçta transfer gelmişiz. Hani ister istemez bir şeyler istiyor insan. Gezmek istiyor. İstanbul'da. Daha sonraki işte Cengiz Başkan'dan sonra devralan yönetim. Onlar da bıraktı. Cengiz Başkan bu sefer göreve geldi. Ben de Cengiz Başkan'ın yanına gidiyorum işte. Başkanım para ihtiyacım var. İşte eve para yollamam lazım. Bir iki tamam oğlum halledeceğiz falan. O da şimdi tekrardan devralınca çok da böyle aslında yüklenmek de istemiyorum. Ama her yakaladığımda da sıkıştırıyorum yani. Ondan sonra artık böyle sıklaşmaya başladım. Maçları oynuyoruz, kazanıyoruz falan. Takım düzelmeye başladı. Form grafiği istemiyorum. Bir gün odasına kapıyı çaldım. O da anlamış benim para isteyeceğimi. Demiş bana, dedi işte gel dedi sana bir çay söyleyeyim, bir de şarkı armağan edeyim. Odaya girdim ondan sonra ben de. Bana dedik işte bir şarkı armağan edebilir miyim? Tabii başkanım, buyurun. Ondan sonra Azer Bülbül'den Dardayım şarkısını armağan edeyim. Çay içtik abi. Ondan sonra ben de dedim ki başkanım ben de bir şarkı armağan edeyim. Tabii dedi. Ben de Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısını armağan edeyim. Öyle bir anı oluştu. O gün de gülmüştüm böyle. Evet. Yani ben de gerçekten çok ilginç. Yani futbolda kulüplerin ayaklarını yorganına göre uzatması, verilen sözlerin zamanında yerine getirilmesi başarıda en büyük pay. Bu konuda Güre Hocam pek girmek istemiyorum ama Nazilli Spor camiasından bu konuyla ilgili çok böyle şeyler geliyor. Özellikle Mesut Hoca'nın görevden ayrılmasından sonra yani verilen bir takım sözler var. İşte yeni hocayla anlaştılar. İşte şampiyonluk birimleri, futbolcuların bazıları, teknik eğitim bazıları paralarını alamamışlar. Yani bir kulüpten, bunu biz Aydın Spor'da yöneticilik yaparken de yaşadık. Her futbolcu, her teknik direktörün hakkınızı helal olsun, hakkınızı helal edin, helalleşerek ayrılması bence en mantıklı yol. Yani bu konuda kulüplerin gerek futbolcularına, gerekse teknik direktörlerine ne olursa olsun, kötü de olsa, iyi de olsa haklarını helal etmeleri gerekiyor. Benim yaklaşım bu. Bilmiyorum. Ne dersiniz? Tabii
Tabii ki şüphesiz yani. Çünkü futbol camiası herkes emek veriyor. Yani tabii yönetici de emek veriyor. Kaynak buluyor. Kaynak ayarlama çalışıyor. Onlar da yani zorluk çekiyorlar. Yani futbolcuların da emeği var. Hocaların da emeği var. Yani mümkün olduğu kadar helalleşerek ayrılmak. Daha sonra mesela tekrar yollar kesişebilir. Ya yani ondan sonra tabii mesela ki. Yani çünkü mesela referans olarak da soruyorlar mesela yani başkanlara veya hocalara işte vesaire. Yani kulüp imajı açısından bunlar önemli. Yani, yani çok fazla girmeyelim. Yani pek iyi bir ayrılık olmadı diyelim. Yani inşallah geri planda hallederler yani. Yani alacaklar ödenir vesaire. Yani işte yeni bir dönem başladı Nazlı Spor'da da. Onda da hayırlı olsun diyelim. Yeni hoca geldi Kadir Hoca. Yani her ne kadar ben hani tecrübesiz bulsam da yani genç yeni bir nesil hoca yani ikincilik için inşallah faydalı olur. Yani çok da fazla girmeyeyim yani. Evet. Ben Sedat'a... şey var. Buyurun. Bir soru var Aydın'dan Sedat'a ekranda mı Sedat? Geldim abi telefonu. Şimdi Ali İhsan Acun, ben Aydın'da esnaflık yapıyorum. Aydın'ın köklü kulübü, Köprülü Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olmak istiyorum. İnşallah da bu kulübü başkan olmak istiyorum. Bir futbolcu olarak diyor, tecrübeli futbolcu olarak diyor, Türkiye'deki altyapıya bakış açınız nasıl? Türkiye'de altyapıya gerekli önem veriliyor mu? Ben başkan olursam önce altyapıyı baştan aşağı yenileyeceğim, altyapıyı güçlendireceğim diyor. Sizden bir fikir almak istiyor. Yani hocam ben şöyle söyleyeyim. Az önce Sergen çok güzel bir şey söyledi. Transferiyle alakalı. Dedi ki alt ligde oynayan oyuncu üst ligde oynayamaz gözüyle bakıldı. Ama Sergen bu sene bütün tabuları yıktı. Evet, benim de kendisiyle oynadığım dönemde en çok inandığım, en çok güvendiğim oyunculardan biriydi. Evet, her zaman tekrar tebrik ediyorum. Kesinlikle. Çünkü hak etmediği bir ligde oynuyor ve yani bizim gerçekten alt liglere önem verilmiyor. Yani Türk futbolcusunun gerçekten değeri az. O da şundan kaynaklanıyor. Yani ben bunu birçok kere söylerim. Şu anda Kocaelispor'un hocası olan Mustafa Reşit Akçay'ın yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı Spor'dayken bir basın toplantısında söylediği bir şey var. Diyor ki kendi oyuncularımız hep Avrupa'yla kıyaslıyoruz ama diyor onları Avrupa standartlarında, Avrupa şartlarında eğitmiyoruz. Yani bu zaten bizim altyapıya verdiğimiz önemi işte sergiliyor yani gözler önünde. Çünkü şöyle bir şey var. Bizde bir yabancı hastalığı var. Tabii ki ülkemizde yabancı oyuncu gelsin. Kalitemizi arttırsın. Ama bunların yanında Türk oyuncularına da değer verelim. Altyapıya da değer verelim. Yani mesela 3. ligde, 2. ligde birçok oyuncu var. Süper Lig seviyesini yakalayabilecek ve TT Ligi'nde oynayabilecek. Yani atıyorum orta saha olsun, hücum hattı olsun, savunma olsun. Yani yabancı getirdiğimiz oyuncuların kapasitesine de oyuncularımız var. İşte örneğin Sergen şu anda siz de biliyorsunuz Nazlı Spor'da kendi evet. gözlerinizle gördünüz ve bu seneyi de kendi gözlerinizle izlediniz. Ben inanıyorum ki Sergen Süper Lig'de de farkını gösterecektir. Evet. Daha iyi yerlere gidecek. İnşallah. Bunun bir örneği Erzincan'dan Galatasaray'a giden Muhammed Kerem Aktürkoğlu bugün A milli evet. takımda. Yani abi güvendik mi? Altyapıdan evet. gelen oyuncularımıza, Türk oyuncularımıza güvendik mi? O değeri verdik mi? Gerçekten fazlasını gösterebileceklerine inanıyorum. Yani bu topraklarda birçok yetenek var. Şu anki milli takımımızda olduğu gibi birçok oyuncumuz Avrupa'da oynuyor. Yani bunları sayımız daha da çok artabilir. Yani yarın bir gün hocalarımız da Avrupa'ya gidecek. Neden hani Türkler Avrupa'da olmasın? Yani biz bu kapasitemiz var. Ama dediğim gibi biraz sabır, biraz da değer vermek gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Gerisinin geleceğine inanıyorum kesinlikle. Kesinlikle. Sedat'cığım teşekkür ederim. Güney Hocam buyurun. Sedat'a şunu sorayım yani biraz kırmızı bir soru ama kendini ifade etme açısından da iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü ya Sedat sen teknik direktörler için zor bir oyuncu musun? Yani yönetilmesi zor yani zaman zaman hani böyle dış söyleniyor ya işte disiplinsiz oyuncu falan gibi. Oradan bir de işte son Van'da yaşadığınız son Naoş hadiseyi açıklama yaptın ama tabii burada izlenen duymayanlar olabilir. Onu da ifade etmek istersen yani en azından senin hakkında bir o imajı da düzeltmiş olur. Yani düzeltme ihtiyacın yok da yani hani bilmeyen çünkü biliyorsun futbol seyircisi farklı farklı düşünebilir yani her türlü seyirci var. Bu konularda ne diyeceksin abicim? Yani şimdi çok garip bir algı var abi benim. Evet evet. Biraz agresif işte disiplinsiz gibi. Ben evet. de şunu söylemek istiyorum. Disiplinsiz bir oyuncu sezonun neden atıyorum 34 maçlık serisinin işte 31'inde 32'sinde oynar veya sezon genelinde madem disiplinsiz bir oyuncu neden bir tane antrenman kaçırmaz? Allah şükürler olsun kolay kolay sakatlanmaz.
Yani disiplinsiz bir adam dediğiniz zaman antrenmana çıkmayandır. Sahanın içinde gerekli performansı vermeyendir. Takımı bozandır. Şimdi ben birçok takımda evet bazı hocalarımla fikir ayrılıkları yaşamışım. Ben kolay kabullenmeyen biriyim. Yani bir şeyin en doğrusunu, en iyisini kovalamak istiyorum. Sahanın evet. içinde de böyleyim. Agresif gelemiyorum. Evet. Ve oynadığım zaman Sergen de hatırlar. Şöyle söyleyeyim. Yani biz bir şu an geliyor mu abi sesin? Geliyor. Tamam. Telefon çaldı evet. Yani şimdi bir takım düşünün abi. 24 tane futbolcudan oluşan, bunun malzemecisi, personeli işte, hocası. Yani bir 30-40 kişilik bir ekip düşünün. Ve bir o ekibin bir pazar günü çıktığınız bir maçta 90 dakikada, yani benim attığım veya işte bir arkadaşımın attığı bir golde o 40 kişinin ailesinin sevindiğini, neler kazanabileceğimizi, kaç kişiye mutluluk getirebildiğini hayal ederek ben her zaman takım olgusunda böyle düşünmüşümdür, böyle hareket etmişimdir. Kaybettiğimizde de biraz agresifleşmem, işte yapı olarak kabullenmemem bu yüzden geliyor. Ama dediğim gibi yani benim saha içindeki agresifleşmem tamamen kazanma hırsından ve biraz da duygusal yapıda olduğum için ben hiçbir zaman takım arkadaşımı bozmam, takım arkadaşımı dışarı satmam. Sahanın içinde tartışabiliriz. Ya bunlar yani dünyanın her yerinde oluşabilen şeyler abi. Yani futbolda bunlar olabilir. Ve bizler zor şartlarda oynayan futbolcularız. Alt liglerde bu psikolojiyi yönetebilmek çok zor. Yani maça hazırlanış şeklimiz, maça geliş şeklimiz bizim gerçekten zor. Birçok kulüpte yok. Yani Nazilli Spor'da tesis anlamında mesela üst düzey. Yani Süper Lig'de yok öyle bir tesis. Orada bir futbolcu için bütün şeyler var. Orayı ayrı tutuyorum. Ama şimdi ben Van Spor'dayken benim bir hafta boyunca neler yaşadığımı kimse bilmiyor ki. Beni sadece yani kimse bilemez, sen bilirsin. Ve o duyguyu bilmiyor adam. Ve sonra çıkıyor diyor ki Sedat diyor agresif. Ya bilmiyorsun ki ben ailemden kötü bir haber mi aldım? Ben ne bileyim işte kız arkadaşımla bir kavga mı ettim? Veya bir şey, bir sorun mu yaşadım? Yani. Evet, bunları çok fazla yansıtmamaya çalışıyor. Yapı olarak ben zaten dışarıdan çok böyle sevecen biri olarak durmuyorum. Yani tanıdığınız zaman bunun farkına varıyorsunuz. Yok. Çok iyisin oğlum. Yani demek ki Van'da da benim aslında yaşadığım bir sorun yok da abi. Onu da şöyle kısaca özetleyeyim. Evet. Yani başarılı bir sezon geçiriyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum. Kulübümü seviyorum. Ne yaşanırsa yaşansın hiçbir şekilde sahaya yansıtmıyorum. Kendi mevkimde 40 küsür maçta kendi mevkimde oynadığım bir ya da iki maç var. Genelinde hocanın benden istediği sistem üzerine, yani benden beklentisi üzerine farklı bir mevkide oynadım. Yani kendi mevkimde oynamama rağmen bu başarıyı gösterdim. Hiçbir zaman da hocaya şunu demedim, ben burada yapamıyorum, edemiyorum. İsyanlarım oldu ama sahanın içinde bunu hiçbir zaman yansıtmadım. Çünkü dediğim gibi yani orada yapacağım bir asisttir, bir goldür, bir katkıdır. Ne bileyim savunmadan çıkaracağım bir toptur. Yani 250-300 kişilik bir ailenin sevincine, gözyaşına etki edecek. Sonrasında şimdi devre arası işte Güray abim de dediği gibi yani çok fazla teklif geldi. Daha sonrasında devreden sonra iyi bir gene başladım yani lige. Gollerle başladım. Ama çok gariptir ki yani hocamız her katıldığı yayında bir tek beni yani beni yerdi. Takım arkadaş takımından çok memnunum. Bir tek işte Sedat'tan memnun değilim. Geri çok fazla gelmiyor gibi cümleler kullandı. Daha sonrasında devre arası transferde konu kapanmıştı. Yani gidemiyordum. Kulübümüz izin vermedi. Ben de konuyu kapattım ve kampıma odaklandım. Yani yaşadığım süreci ufak bir şekilde anlatacağım. Sizler sonuçta spor yorumcularsınız. Daha iyi yorumlarsınız. Sizlerin de cevabını merak ediyorum bu konuda. Başarılı bir sezon geçiren bir oyuncunun işte psikolojisini anlatacağım yani. Sonrasında konu kapandı. Ben kampımı iyi de kamp geçirdik. Lig başladı. Şimdi 5 hafta geçmiş. Benim hocam çıkıyor diyor ki ben bir ufak bir sakatlık yaşadım mesela Sivas maçında. Ciddi bir sakatlık yaşadım bileğimde. Pazar maçı yanlış hatırlamıyorsam çok fazla böyle maçı sıkmadım. Yani çünkü maçta dakika 15'te koptu abi, 3-0 oldu. Yani çok fazla etken yapılacak bir şey olmadı. Oyundan da zaten çıkmıştım. Hocamız akşamına yayına katıldı. Muhabir dedi ki hocam dedi Sedat'ta bir düşük görüyoruz dedi. Ya dedi devre arası dedi çok fazla isteyen olduğu için kafası oraya gitti dedi. Ya bu abi, yani iki ay öncenin konusu ama sen beni orada taraftarların önüne farklı bir şekilde empoze ediyorsun. Ve ben orada başarılı bir sezon geçirirken sana çok inanmış, sana çok güvenmişken bu sefer ben duygusal bir adamım. Yani sonuçta gurbetteyim, Van gibi bir şehirdeyim, zor şartlar altında performans gösteriyorum. Şimdi ben oyuncu olarak nasıl
Yani tekrar o samimiyeti yakalayabilirim. Ve bunun gibi birçok şey yaşamış bir oyuncu. Nasıl ben tekrar aynı performansı vereceğim? Sezonun genelinde 40 maç oyundan çıktı. Maç sayısı 2'dir, 3'dür. Sakarya gibi ciddi bir rakiple oynuyoruz. Ve ligde tek bize mağlup olmuş bir rakip. Evet. Oyuncu grubu olarak yenebileceğimize inanmışız. Kendi sahamızda oynuyoruz. Yanlış anlamayın. Yani oyundan çıkmak zoruma gitti. Neden çıktı? Çünkü en zor şartlar altında bu takımı her zaman sonuca götüren oyunculardan biri bendim. Ve o gün de onu yapabilecek potansiyel. Yani ne kadar kötü olursam da olayım biraz kredimin olduğuna inanıyordum. Tamam. Hocanın da beni o dakikada oyundan alması, sinirlerime hakim olamadım. Dediğim gibi hatalı mıyım? Evet hatalıyım. Evet. Ama bana göre bu çok büyük bir şey değil. Sulara vurmuş evet. olabilirim. Evet. Yani tamam. ağzımdan dediğim gibi o sinirle farklı cümleler de çıkmış olabilir. Ama bunu bugün işte Lili şampiyon yapan Burak Yılmaz 3-4 kere kendi hocasına sahanın içinde veya kulübede de tepkiler oldu, küfür etti. Ama bunları çok iyi bir şekilde... Aynen abi yani bunları çok olgun bir şekilde halledebiliyorlar. Ama ben kulübümden onu görmedim. Beni kulübüm bu sefer karalama politikasına gitti. Benim verdiğim emekleri, verdiğim mücadeleyi hiçe saydılar. Hakkımda olmayan şeyler yok. Formayı yere attı. Giydiğim formaya saygısızlık yapacak bir insan değilim. Böyle bir insan olsaydım zaten birçok takımda zaten geçmişte sıkıntı yaşardım. Tabii. Yani bunların birçok sebebi var abi. Dediğim gibi sorunlu bir oyuncu değilim. Sadece kazanma hırsından dolayı bazen farklı tepkiler verebilirim. Örneğin işte burada Sergen kardeşim var. Beraber bir sezon geçirdik. Yani tabii. ben hiçbir zaman takım arkadaşlarımla çıktığım yolda onları yalnız bırakmak adına veya onları işte sahada güçsüz anlamda görmek bunlar benim her zaman zoruma gitmiştir ve ben her zaman kazanmak istemişimdir. O taşıdığım formayı da en iyi şekilde temsil etmişimdir. Evet, kendimi de böyle evet. inanıyorum. Her zaman da böyle yetiştirdim. Yani evet. Dediğim gibi yani agresifim. Evet sahanın içine kaybetmeyi sevmiyorum. Her zaman kazanmak istiyorum. Güzel. Güzel. Ya bunu ifade ettiğin iyi oldu. Yani hani bu fırsatı verdik. Güzel oldu. Ya en azından bir ön yargılar, bir kafalardaki şeyler kırılmış olur inşallah. Evet. Evet. Yani hocam. Abi şimdi siz işte kendiniz yorumunuzu yapın. Yani böyle bir sezon geçirirken kendi hocanızdan, güvendiğiniz bir insandan bunları duymak sizi nasıl etkiler? Siz cevabını verin yani. Motivasyon düşer tabii yani hani tekrar toparlamak zaten zor şartlarda anlattın zaten yani hem maddi olarak hem fiziksel şartlar falan yani tabii ki zor. Suat Bey buyurun. Güle evet. hocam vakit gene su gibi attı. Eyvah daha benim Sedat'a evet. şey soracaktım ya bu 10 numaraların devri bitiyor mu Sedat'cığım diye onu soracaktım. İsterse kısa bir cevap verebilirim. Hadi bir iki cümle. Yani ben de buyurun. Çok konuştum Sergi. Siz de hakkınızı verin. Özellikle Sergi'ye girdik biraz ama. Yok canım estağfurullah ya. Güzel çok oluyor. Çok fazla on numaraların bittiğine, o dönemin son bulduğuna inanmıyorum abi. Şu anda futbolda siz de biliyorsunuz. Oyun sıkıştığında hemen gözler o kilidi açabilecek bir oyuncu evet, arıyor. Tabii. Mesela şu anda Fenerbahçe Mesut Özil'i getirdi. Yani Mesut Özil'in oynadığı mevki 10 numara. Veya şu anda işte bazen Sergen Yalçın yapıyor. Üçlü oynatıp tekte oynatabiliyor, forvet arkalı bir sistem de yapabiliyor. Ben evet. çok fazla inanmıyorum ama şöyle bir şey var. 10 numaraları da yani başka bir mevkide oynayamaz olarak algılamak da yanlış. Yanlış, evet. Bu sene ben mesela farklı mevkide oynadım. Ama dediğim gibi 10 numaralar bittiğini düşünmüyorum. Sadece diziliş olarak farklı bir görüntü olabilir abi. Formasyonlar değişir. Tabii, 4-3 evet, formasyonlar değişir yani. Ben bir şey ekleyeyim. Yetenekli oyuncunun asla devri bitmez hocam. Çok güzel, çok güzel bir teslim. Evet. Evet. Hocam, arkadaş bizden sonra da canlı yayın var. O tabii, yüzden tamam. uyumak durumundayım. Ben katıldığınız için Sergen, sana Giresunspor'da başarılar diyorum. Çok yakın takip edeceğiz. Sedat abi sana da başarılar diyorum. Umarım yolun buralara düşer, kesişiriz gene. Maç anlatma şansına nasip olur. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Güle hocam, siz son sözlerinizi alayım. Tabii ben de teşekkür ederim. Kardeşlerimize yolları açık olsun. Başarılar dilerim. Size de iyi günler, iyi yayınlar. İyi günler, evet, iyi yine programın çıktığında Sedat'ın attığı golü benim anlatımımla unutulmaz o nostaljiyi bir kez daha yaşayarak programı kapatıyoruz. Hepinize mutlu günler sevgili spor severler. Burak sevdiği toplardan bir tanesi Burak sağ kanattan geliyor. Burak'ın pası Sedat. İyi vurur orada toplara. Sedat. Gol attı Sedat. 3-0. Sedat mükemmel.
mükemmel bir futbolcu. Gerçekten taraflı tarafsız. Thank you.